Merhabalar. Yine bir programda yine güzel şeyleri sizlere aktarmak, sizinle söyleşmek üzere karşınızdayız. Her şey yolundadır umarım. Her şey güzel gidiyordur. Sağlık ve afiyet de üstünüzdedir. Ufak tefek sorunlar da olsa bunları çözmeye aklımız, bilgimiz yetecektir. Zaman içerisinde de birçok sorunu halletmeye çalışacağız. Bunu hepimiz biliyoruz. Yani sorunları devasa hale getirip, sıkıntıları büyük büyük böyle korkular haline getirip yaşamak enerjimizi tamamıyla yok edecektir. Enerjimizi yok edecektir dedim. Günlük yaşam içerisinde çeşitli sebeplerden dolayı biliyorsunuz. Stres olabilir, aldığımız yanlış ilaçlar olabilir, besinlerimiz olabilir, stres, öfke, kızgınlık birileriyle olan ilişkimizdeki çıkmazlar. Vücudumuzdaki enerjinin, yaşam enerjisinin düşmesine, dengesinin bozulmasına sebep olabilir. Bunu yıllar öncesinde nasıl bir enerji taşıdığımızı biliyorsak, insanlar bunların düzenlenebileceğini, yönetilebileceğini keşfetmişler ve bunun adına da biyoenerji demişler. Şimdi biyoenerji ile ilgili tabii işin bilimsel boyutu, diğer boyutlarıyla ilgili biraz sonra konuk edeceğimiz uzmanımızla söyleşeceğiz, halleşeceğiz. Vücudumuzun zihinsel, düşünsel, fiziksel, ruhsal enerjisinin ayarlamasını yapmak üzere bakalım bize hangi bilgileri aktaracak Zafer Katar. Alfa Biyoenerji terapistiymiş kendileri. Nasılsınız? Teşekkür ederim, iyiyiz. Sizden önce böyle sizi rahatlatmak için heyecanlısınız. Böyle evet. Bayağı aklımın ermediği, dilimin dönmediği şeyleri anlatmaya çalıştım ama evet, umarım doğru bilgiler aktardım. Doğru mu? Evet, çok güzeldi. Teşekkür ederim. Evet, nasılsınız? Her şeyden önce sağlık, sıhhat, keyif yerinde mi? Yerinde, şükür, elhamdülillah. Sizler nasılsınız? Bizler deyiz. Zafer Katar nereden geliyor, kimdir? Konya'dan geliyor. Konya, evet. Mevlana şehrinden, ne güzel. Geliyoruz. İşte biyoenerjiyle uğraşıyoruz. Yani biyoenerji deyince, şimdi biraz önce dedim ya, stres sıkıntılarımız, hayatımızla ilgili çeşit çeşit problemler evet. yaşıyoruz. Ve sonra bunlarla ilgili bir sürü hastalıklar, başımız ağrıyor, evet. böbreğimiz ağrıyor, efendim tansiyonumuz çıkıyor falan evet. filan derken evet. sonra çeşitli bahaneler buluyoruz. Evet. Aslında bu enerjimizin çöküşüyle ilgili bir şey. Tabii. Galiba bildiğim Tabii. kadarıyla siz de biraz sonra doğrulayacaksınız. Evet. Ama onlara geçmeden önce Zafer Katar biyoenerjiyle nasıl tanıştı? Yani bu birileri size hadi sen biyoenerjici ol, uzmanım ol dediler. Yok. Yoksa siz bu konuyla ilgili sizde bir şeyler vardı da keşfettiniz ya bu bilimin adı biyoenerji deyip yola mı çıktınız? Bir anlatır mısınız bize? Şimdi biyoenerjiyle tanışmam şu şekilde gerçekleşti. Bana Yüce Allah'ın vermiş olduğu özel bir güç vardı. Bu güç neydi? İnsan vücudundaki ağrıyı elimle alıp atabiliyordum ve insan rahatlıyordu. O ağrısı insanda yok oluyordu. Bir daha alayım. Şimdi birilerinin bir yerleri ağrıdığı zaman evet. diyorlardı ki Zafer başım ağrıyor, sırtım evet. ağrıyor. Siz evet. elinizle onu evet. yok edebiliyordunuz, evet. o ağrıyı giderebiliyordunuz. Evet. Sonra? Sonra ben bunu araştırmaya başladım. İşte bu nedir, ne değildir veya nasıl bir enerjidir. Bir arkadaşla tanıştık. Orada bir Konya'da bir biyoenerji eğitimi yapan, terapisti yapan bir arkadaş vardı. Onun yanına gittim. O gittiğinde bendeki bunun biyoenerjiyle alakalı olabileceğini söyledi ve biyoenerji eğitimi almam istedi, önerdi. Şimdi doğuştan biyoenerji ne diyelim ona, tedavisi yapabilmek ayrı şey, bir de bu işin eğitimini almak ayrı şey. Yani teknik bilgilerini öğrenmek ayrı şey. Mutlaka. Aldınız mı peki? Tabii ki aldım. Ve araştırdım Kenan Poyraz'la. Kenan Poyraz, evet. Evet, Kenan Poyraz'la tanıştım. Buna da Kenan Poyraz'a söyledim, bende böyle bir yetenek var. Yani bu nasıl ilerletebilirim? Siz bir at koyabiliyor muydunuz buna o ağrıları Hayır, alma kesinlikle, falan yani kesinlikle. Allah Allah neyin nesi bu yani dokunuyorsunuz ya da bir şeyler evet. yapıyorsunuz. Evet. Ağrıyı geçiriyorsunuz gidiyor. Ama evet. ne olduğunu bilmiyorsunuz. Tabii ne olduğunu bilmiyorsunuz. Arkadaşınızla gittiğiniz biyoenerjici enerji evet. uzmanından bunu. Evet. Cici diyecektim olmadı Türkçeye aykırı geldi. Evet. Uzmanından bunu öğrendiniz. Evet, uzmanından bu eğitimini almam için yani bir araştır dedi, eğitimini al, bunu ilerletebilirsin diye bölümde hı hı. bir görüşme yaptık. Ve Kenan Poyraz'la tanıştım. Kenan Poyraz da benim bu yeteneğimin alfa biyoenerjiyle birleştiğinde daha
etkili sonuçlar alabileceğimi, işte insan üzerinde daha rahat çalışabileceğimi söyledi ve bunun üzerine de eğitim aldık. Kenan Poyraz'dan birinci ve ikinci modüllerini. Buradan da kendilerine selamlarımı sunuyorum. Evet. Bu arada Kenan Bey'i de yad etmiş olduk, anmış olduk. Peki geçmişte sizin bu özelliğinizi bilen, sizin bu farklılığınızı bilen eş, dost, çevre herhalde kapınızı aşındırıyordu. Evet. Zafer Bey başım ağrıyor. Başım ağrıyor. Oğlum sırtım ağrıyor, şu kulaçlarım ağrıyor falan şeklinde geliyorlardı. Telefon üzerinde de oluyordu. Telefonla. Telefonla da arayıp işte benim başım ağrıyor, ağrım alabilir misin? Ben pardon de, şimdi uzaktan uzağa evet, var mı iletişim? Yoğunlaştığım zaman. Siz dijital çağın da şeyini aşmışsınız, çok güzel. İşte karşımdaki insan arayıp işte atıyorum boynunda ağır olduğunda yoğunlaşıyordum boynuna. O şekilde de ağrıyı alabiliyorduk. Hı hı. Şükürler olsun. Evet. Şimdi diyelim ki Alfa nereye gelin? Heyecan bitti mi? Evet. Rahat mıyız? Rahat. Her şey yolunda. Şükür. Siz başka anlamda şifalar veriyorsunuz. Ben de bu stüdyoya gelen konuklarımı öncelikle şu bilgilerini dışarıya çıkartabilmek için onları rahatlatmakla çok, meşgulüm. Çok güzel. Ben de terapiyi bitirdim. Artık evet. Dolu dolu şeye geçebilirim, programa geçebilirim. İnşallah. Alfa Biyoenerji nedir? Alfa Biyoenerji yaşama dönük sağlık ve canlılık akımıdır. Kozmik bir enerjidir. Her insanda ve bütün canlılarda bulunan bir enerjidir. Alfa Biyoenerji frekans dalgalar halinde kainata akım akan bir hayat akımıdır. Çok iyi. Kainatın ve onun içinde yer alan bütün unsurların hayat hareketlerine devam etmesi de buna bağlıdır. İlaçsız, ağrısız, sızısız, uzaktan ve yakından uygulanabilen, ellerin rehberliğinde, seans halinde uygulanabilen bir şifa tekniğidir. Evet, ben bu tür programları sunarken özellikle şu dipnotu düşüyorum. Tıbbın çare bulamadığı, tıbbın size yol göstermediği, hani artık böyle her şey elleri kolları bağlandığı noktadır biyoenerjicilerle ilgili evet. Kuracağınız ilişkiler. Doğru mu? Doğrudur. Yani doğrudur. Önce hekim. Önce hekim diyoruz. Önce tıp söz sahibi, evet. Önce bilim söz sahibi. Mutlaka. Daha sonra sizler bu konuda. Evet. Ama söylediğiniz baş ağrısı, sırt ağrısı, türder şeyler, onlar, insan enerjisini düzeltecek, günlük yaşam kalitesini düzeltecek şeyler, sıkıntı yok zaten. Evet, mutlaka. Dediğimiz gibi öncelikle bir hekime mutlaka görünmeli. Hı hı. Bana geldiği zaman da bir danışanım, ben öncelikle hekime gitmesini söylüyorum. Önce hekime gideceksin, tahlillerini yaptır, sonuçlarına bakalım. Ve ondan sonra biz ek olarak terapi uygulayalım diye danışanlarımı uyarıyorum. Çünkü her ağrının mutlaka bir alt mutlaka, sebebi vardır. Mutlaka. Yani bu ağrının durup dururken öyle tabii. Ben bir ağrıyım demiyor organ. Yani, mutlaka bir arıza var ki mutlaka. Bu ağrı söz konusu oluyor. Evet. Peki bu sizdeki enerjinin bana ulaşabilmesi için, beni alalım, baz alalım. Evet. Bana ulaşabilmesi için nasıl şey yapabilmeniz gerekiyor? Ne tür aktarım yapıyorsunuz? Dokunuyor musunuz? Uzaktan dediniz biraz önce ama evet. Birebir olan ilişkide aktarımı nasıl enerjini? Düzenlemeyi nasıl yapıyorsunuz? Birebir aktarımda önce insanda 7 tane ana çakra vardır. Onların ayarını yapıyorsun. Elinle onları bir düzene sokuyorsun. Daha sonra da bu çakralara tıkanıklıklar olur. Çakralarda tıkanıklıklar olur. O tıkanıklıkları önce bir cılalıyorsun, temizliyorsun. Hı hı. Temizledikten sonra da normal enerji ellerinle uzaktan 10-20 santim bu karşıdaki insanın durumuna bağlı hı hı. Elinle enerji yüklüyorsun. Yani hayattaki enerjiyi alıp insana pompalamış oluyorsun. Burada bir uydu görevi yapmış oluyorsun zaten. Evet. Peki... Bu arada herhalde bizim ekranımızla ilgili şeyler mi oldu, sıkıntılar mı oldu, bir değişimler söz konusu. Bizim şeye, teknik odaya da bir enerji yenilemesi göndereceğiz biraz sonra, haberiniz olsun. Evet. Evet, şimdi hangi hastalıklar da evet. Biz biyoenerjiyi kullanıyoruz ve sonuç alıyoruz? Alfa biyoenerjiyi hemen hemen bütün hastalıklarda kullanabiliriz.
Çünkü bunun hiçbir yan etkisi olmadığı için, sıfır yan etki olduğu için bütün hastalıklara uygulamak mümkündür. Sadece ve sadece kalbinde pili olan kişilere çok az bir miktarda seans uygulayabiliriz. Kalp bölgesini hafif es geçerekten aşağı bölgeyi ve yukarı. Kalp pili olanlara bunu evet, uygulayamıyorsunuz. Evet, sıkıntı yapabilir. Hı hı. Onun haricindeki bütün hastalara, rahatsız olanlara alfa biyoenerji terapisi uygulanabilir. Bunlardan biraz bahsetmek gerekirse, evet, bel fıtığı, sırt ve boyun ağrıları, eklem ağrıları, kronik sürekli yorgunluk, halsizlik, solunum rahatsızlığı çeken kişiler, işte kalp rahatsızlığı olan kişiler, korku, psikolojik rahatsızlığı çeken psikolojik kişiler, evet, evet, mutlaka, böbrek rahatsızlığı ve ağrılı geçen adet ve düzensizliği. Onları da kullanabiliriz. Yani cerrahi işlem ya da medikal tedavi gerektirmeyen, tabii, diğer organlarla ilgili, evet, rahatsızlıklarda, ağrılarda, evet, sızılarda. Evet. Romatizm falan var mı? Tabii bu ki. Içinde? Tabii mesela ki. Benim gibi yaşlı insanların dizleri falan yağmurlarda sızlamaya başlar. Evet. Romatizma, evet, romatizma, eklemlerdeki ağrılar özellikle yaşlılarda, yani bunu size söylemiyorum. Yani bana bakarak söylemediğiniz size için söylemiyorum. Alınmadı, daha evet, daha yaşlılar, evet, dedeler, ninelere uygulanabilir. O diz kapaklarındaki problemler tamamıyla geçmese de bayağı bir rahatlık hissedebilir. Evet, çok güzel. Peki. Siz bu işe başladınız. Bunun evet, biyoenerji gücü olduğuna vakıf oldunuz, farkına vardınız. Dediler evet, ki sen bir biyoenerji terapistisin ve şifacısısın. Evet. Biyoenerjiyle şifa veriyorsun dediklerinde. Evet. Nasıl bir şey aldınız, yol aldınız? Eskiden tak tak Zafer Bey ya da oğlum sırtımı evet, geçir diyenler. Evet. Size artık nasıl bu uzmanlığı eğitimi aldıktan sonra nasıl yaklaştılar? Sonra neler değişti? Sonra çok şey değişti. İnsanın bütün vücuduyla, bütün vücudunu ele alarak çalışmaya başladık. Mesela önceden ne yapıyorduk? Öğrendiğiniz tekniklerle. Tabii, öğrendiğimiz tekniklerle insan vücudunun komple bedeniyle çalışmaya başlamış olduk. Hı-hı. Ve bu daha iyi sonuçlar verdi. Önceden ne yapıyorduk? Ağrı alıyorduk, atıyorduk, olay bitiyordu. Hiç çalışma yok, uğraşma yok. Ama şimdi en azından 45 dakikalık bir seans uygulayabiliyorum. 45 dakika. 45 dakika. Daha önceden bu iş böyle hani yok, doğal şey gibi... Nasıl söyleyelim? Bir işi daha iyi, yani biliyorsunuz ve Allah'ın yeteneği, vergisi, evet, onu o bildiğiniz şekilde yapıyordunuz, evet, ve bitiriyordunuz. Tabii, ama teknik eğitimi aldıktan sonra, bilgiler aldıktan sonra, evet, uygulamanın daha uzun olması gerektiğini, tabii, daha derinlere inmeniz gerektiğini mi tabii, öğrendiniz? Tabii. İşte mesela bu çalışmada insanın bilinçaltına girebiliyorsun. Bilinçaltına giriyorsun. Sen seans esnasındayken karşıdaki rahatsız olan kişi uyku moduna geçiyor. Tam olarak geçmese de normal bir uyku moduna geçiyor. Trans diyebilir miyiz ona? Bir transa geçiyor. Ha, transa geçiyor. Evet. Orada yaşadığı şeyler mesela rüya görebiliyor. Hem sizi duyabiliyor hem rüya görebiliyor. Bu rüyayı, gördüğü rüyayı da size aktarabiliyor. Ben şunu görüyorum şu an. Diye aktarabiliyor. Bu şekilde de gelişmeler oldu. Ve çok güzel. Evet, Zafer Bey'de sevdiğim bir şeyi ifade etmek istiyorum. Biraz önce söylediğimiz gibi Konyalı, hatta şivesinden de anlayabilirsiniz. Teknik terimleri dahi telaffuz ederken evet, o şeyler taklalar cakra olarak çıkabiliyor. Evet. Ama asıl olan burada o yeteneğe ve yeterliliğe sahip olması. Bu anlamda da böyle bir altını çizeyim de niye öyle söylüyor şeklinde yorumlarınız olmasın diye, evet, sevgili izleyenler. Konya şivesini değil atamadık. Mi? Konya şivesi, Konya ama şivesi ne güzel. Atamadık. Ben bütün ülkemin bütün yörelerinin şivesini seviyorum. Keşke yapabilsem de söyleyebilsem de her konuğumun yöresiyle ilgili konuşabilsem diyorsunuz. Diyorum. Burada da Konya'ya sevgi ve selamlarımı gönderiyorum, evet, herkese. Peki şeye geldik. Daha önceden o bir kere aldığınız gönderdiniz. Sonra işin tekniği ve eğitimi devreye girdi. Daha sonra bu bir kere de mi bitiyor o 45 dakikalık falan seanslar, yoksa birkaç seans daha gerekiyor mu? En azından 4 seans alması lazım danışan. Ve bu 4 seanstan sonraki seanslar uzatılabilir. Ara verip 3 gün ara verip tekrar
bir üst seans, 3 gün ara verip tekrar bir üst seans halinde karşıdaki insanın ağrısına, sızına ve rahatsızlığına bakaraktan bu seanslara devam edilir. Evet. Yani sınırlama yok. Ama en az 4 seans alması mutlaka. Peki merak ettiğim bir şey daha soracağım. Şimdi atıyorum benim bir yerlerim ağrıyor, rahatsızım, evet, şikayetim var. Birileri de bana diyor ki hadi gel seni bir biyoenerji uzmanına götüreyim. Evet. Benim bunu kabul etmem gerekiyor mu? Yani inanmam gerekiyor mu size gelirken? Tabii ki. Yani yok ben öyle şeylere inanmam diyorum. Saçma sapan diyorum. Ya tıbbın çare bulamadığını onlar mı bulacak diyorum. Bu konuyu kafamda reddederek beni zorla getiriyorlar. Evet. O zaman siz etki edebiliyor musunuz? Etki edilmiyor. Çünkü karşıdaki insan bunu kabullenmesi lazım. Bu şifayı almak isteme bir arzusu olması lazım. Neden derseniz karşıdaki insan eğer kabul etmezse ona enerji veremezsin. Kapıyı kapatıyorsa siz enerjiniz girişi kendini kapatıyor. Senin gönderdiğin enerji duvardan çarpıp geri geliyor. Evet. Yani karşıdaki insan zaten hiçbir şey hissetmiyor. Evet. Peki anında sizin bu sizin boyutunuz başka. Bu işe ben bir biyoenerji terapisti olayım deyip yola çıkanlardan değilsiniz. Evet. Küçük yaşlarda bu yeteneğin, yeterliliğin sizde olduğunu görüp bu olayın içine bir şekilde itilmişsiniz. Taleplerle itilmişsiniz. Evet, biraz anladığımız bu. Şimdi bu noktada şeyi sormak istiyorum. İnsanlar size geldiğinde onlarla bir ön görüşme, bir konuşma yapıyor musunuz? Onları bu konuda telkin veriyor musunuz? Yani yapacağınız işle ilgili. Çünkü toplumun çok az oranı biyoenerjiyi bilir, bilerek gelir. Evet. Gelirken bir korku, bir panik, bir sıkıntıyla geliyorlar mı? Yoksa gelirlerse siz ne yapıyorsunuz? Şimdi ilk kere gelmez zaten bir tedirgin oluyor. Yani karşıdaki danışan diyor ki işte bunu nasıl yapıyorsun? Elinde yemiyorsun. Hı hı. İşte bir şey vermiyorsun. Ne yapıyorsun? Sadece ellerini oynataraktan beni tedavi ediyorsun. Yani bu mantıksız diyor. Mantıksız geliyor. Ben de şu şekilde yola çıkıyorum. Diyorum bir deneyelim. Bir seans yapalım size. Eğer ki gerçekten bir etki görmezseniz, bir değişiklik görmezseniz tamam bırakalım. Ama bir seans mutlaka yapalım diyorum. Bu şekilde de danışanlar biraz şey olsa da biraz ikna olmuş oluyor ve seans sonrası İkinci seansa gelmek için ne zaman geleyim değil diyorlar. Gelin diyorlar. Evet. Peki yine bunu çok böyle açık kalplilikle soracağım. Bu tür çalışmaları yaparken bunu neden soracağım sevgili izleyiciler? Program öncesinde böyle abla kardeş sohbet ederken Zafer kardeşimle şey sordum. Yani bu işin bir de külfetin nimeti var. Yani işin size ödenmesi gereken bir rakamı var. Siz bu rakamla ilgili herhangi bir şey konuşuyor musunuz? Ya da bu ücretle ilgili hemen bu tedaviye başlamadan hani doktorların yaptığı gibi bir işlem mi uyguluyorsunuz? Bakın ne dedi. Şimdi ben danışanım ilk gerilme zaten bana soruyor. Ne kadar ücret ödeyeceğiz diye. Ben de diyorum ki kardeşim ücretin bir hükmü yok benim için. Benim için önce şifa. Şifa alabilirsin de almayabilirsin de. Şifayı veren Allah'tır. Hı-hı. Doğru mu? Hı-hı. Ben aracıyım. Ben bir aracıyım, bir vesileyim. Ben seanslarımı yapayım. Elimizden geldiği kadar ağrılarını, sızılarını veya rahatsızlığını geçirmeye, tedavi etmeye çalışalım. Eğer ki şifa görürsen, şifa bulursan ücreti ondan sonra talep edelim diyorum. Ve bu gelen kişiyi de zaten otomatikman rahatlatıyor. Evet. Yani şifayı aldığı takdirde zaten gönüllü evet. Hayırlı uğurlu olsun, bol kazançlar olsun diye verecektir. Tabii ben bazen uzaktan yaptığım kişiler, hiç yüzünü görmediğim kişiler, danışanlarım ücretimi ikinci seansdan sonra hemen hesaplı numaram istiyor. Ücreti gönderim. Acelesi yok. Tamamen iyileş, para nasıl olsa gelir. Sıkıntı yok parada Allah'a şükür. Çünkü insan rahatladıktan sonra seve seve gönderiyor, fazlasını gönderiyor. Peki ben bir şey soracağım. Bu geçmişte dedeler nenelerle ilgili şeylerdir bu benim soracağım şeyler. Evet. Şifacı eller vardır ve el verirler. Siz araştırdınız mı? Sizin sülalenizde soyunuzda böyle şifa eli olan? Yok. çünkü o geçmişteki şifa eli olanlar aslında bugünün biyoenerjicileri. Evet. Doğru değil mi? Evet doğru. Fakat yani, benim sülalemde öyle bir yok. Zaten ilk ben çıktım. Herkes de diyor nasıl oldu. evet. Hayırlısı olsun bakalım. Hayırlısı. Sağlık, sıhhatle inşallah yaşamınız devam eder.
size enerjinizi vermeye devam edersiniz. İnşallah, inşallah. Peki, enerji düzenlemesi yaparken hiç garip bir şeyle karşılaştınız mı? Yani sizin de aa dedirtecek size bir şey, böyle sizi rahatsız edecek ya da ne oluyor dedirtecek bir enerjiyle karşılaştınız mı? Negatif enerjiyle. Negatif enerjiyle. Evet, karşılaşıyorsun. Gelen insanlarda genellikle oluyor bu tür şeyler. Kiminde çok, kiminde çok az bir derecede. Çok olduğu sürece zaten eller o bölgeye gittiği için, hı-hı, zaten bu biyoenerjiyi eller rehberliğinde yapıyorsun. Hı-hı. Yoğunluk neredeyse eller sizi oraya götürüyor. İnsanda da böyle bir şey varsa tabii ki orada bir yoğunlaşma, bir titreşim çoğalıyor ve karşıdaki insan da bunu yansıtıyor. Hı-hı. Böyle bir şey olabiliyorsun. Tedirgin olabiliyorsun. Evet, ne oluyor birisiyle. Evet. Peki bir şey daha. Biyoenerjinin normal insan vücudundaki bütün her türlü şeyi keşfetme ve ona enerji göndererek metabolizmayı düzenleme, yaşam akışını, ışığını düzenleme yeterliliği var diyor. Bilim ve siz diyorsunuz. Evet. Onun dışında bizim dinimizce de inançlarımızca da var olan bazı olumsuz, negatif enerjiler var. Evet. Onlarla ilgili ne yapıyoruz ya da var mı etkisi? Onlarla biyoenerjinin Kesinlikle, kesinlikle onlarla alakası yoktur. Etkisi var mı üzerlerinde? O negatif enerjilere karşı etkisi var mı? Etkisi çok tabii ki. İnsanın, zaten insan mükemmel bir şekilde yaratıldığı için insan enerjisi o negatif enerjiyi yakabiliyor. Yani yok edebiliyor. Bir daha alalım cümleyi. Şimdi insan çok güzel bir dizayn içinde yaratıldığı için mükemmel bir enerji var insanoğlunda. Bu enerji karşıdaki o negatif enerjiyi yakabiliyor verdiğinizde. Siz onu ayarladığınızda, o enerjiyi kontrol ettiğinizde şey gibi, tam bilimsel konuşamayacağım ama siz o enerjiye yön verdiğinizde, insanın kendine ait doğasında olan enerjiye yön verip onu yönettiğinizde, evet, o olumsuz enerjiyi yakabiliyor, tabii, yok tabii, edebiliyor tabii. Diyorsunuz. İnsan, insanın mesela bu enerji almasa bile insan kendi enerjisini yükselttiği zaman da o negatif enerjiyi yakıp def edebiliyor. O zaman seyircilere şöyle söyleyelim mi? Günlük yaşamınız içerisinde kendinizi mutsuz, sıkıntıda, bu tabii ki aynı zamanda insanın kendini mutlu etmesiyle tabii, de ilgili bir şey, evet, değil mi? Evet. Başarıyla da ilgili bir tabii, şey. Mutlaka. İnsanlarla olan ilişkisini düzenlemesiyle de ilgili bir şey. Evet. O zaman enerjinizi yüksek tutmanız gerekiyor. Evet, mutlaka enerjiyi yüksek kendinizi tutmaları gerekiyor. Kendinizi iyi hissetmeniz gerekiyor. Hı-hı. Bununla ilgili tavsiye ettiğiniz başka bir, yani enerjinin yüksek tutulmasıyla ilgili tavsiye ettiğiniz bir şeyler var mı? Enerji çalışması olabilir. Tabii bazı ayetlerle de enerjinizi yükseltebilirsiniz. Mesela Kur'an-ı Kerim okumak mükemmel bir enerji akımıdır. Hı hı. Yani Kur'an-ı Kerim okuduğunuzda gerek kendinizde, gerek evin içinde ve gerek evin içinde yaşayanlarda mükemmel bir enerji akışı olur. Evet, bunun üzerine ben de bazı ilaveler yapayım. Su negatif enerjiyi alan, insanın olumsuzluğunu, rahatsızlığını, evet, alan en güzel enerjilerden bir, evet, tanesidir. Evet. O yüzden diyoruz ki suyla temas ediniz, duş mutlaka alınız, elinizi yüzünüzü yıkayınız. Evet. Bu sizin heyecandan unuttuğunuz şeyler olsa gerek. Ben de ilave edeyim dedim. İlave edin, evet, evet, çok güzel. Evet, su gerçekten çok güzel. Suyla yıkandığın zaman mesela insan bir rahatlar. Çünkü, hı-hı, neden? O negatif enerji üzerinizden akıp gider. Evet. İçtiğiniz zaman da tabii ki enerjiniz yükselir. İçtiğiniz zaman da. Evet, ne kadar çok su içerseniz enerjiniz o kadar yüksek olur. Çok iyi. Bunu tabii iyi ellerden, iyi niyetlerle içmek gerekiyor. Tabii, yani niyetle. Suya dokunduğunuz zaman eğer enerjiniz negatifse o sudan negatif enerji size geçecek. Evet. İyi dileyerek, iyi, evet, hissederek, güzel şeyler hissederek, evet, o suyu içmekte fayda var diyoruz. Evet. Evet, negatif enerjilerden korunma yol ve yöntemleri, hadi onları bertaraf ettik, olduğunu varsaydık ve gönderdik. Yok ama yine de bir ihtimal. Hani tabii, ne yapmamız lazım korunmak için? Bu negatif enerjilerden mi? Evet. Negatif enerjilerden korunmak için sürekli zinde olmak lazım. Zinde, sağlıklı. Evet, tabii sağlıklı vücut olduğun zaman enerjisi, vücut, kendi vücudun enerjisi yükseldikçe Allah'ın izniyle hiç kimse veya hiçbir negatif enerji, yani şey yapamaz. Tabii bunun için o zaman sağlıklı beslenmek. Tabii, sağlıklı, güzel, evet, yeterli uyumak. Evet, yeşillik özellikle. Yeşillik. Evet, yeşillik. Sebze ağırlıklı. Sebze ağırlıklı enerjiyi tavan yaptırır.
çok güzel enerji yükselir. Toprakla uğraşmak buna şey olabilir toprak, mi? Gerçi buralarda toprak bulmak imkansız toprak, ama. Toprak negatif enerjiyi alır. Elektrik. Elektriğinizi alır. Toprakta gezmek çıplak ayakla toprakları, toprağa basmak çok negatif yani. Enerjimizi alacaktır. Yani, tabii dediğiniz gibi şimdi her taraf taş duvar olduğu için toprak bulmak çok zor ama ben şu şekilde de öneriyorum danışanlarıma. Bir kabın içine koyup evinde bulundursun. Akşamları yarım saat, bir saat ayaklarını o toprakta tutması bile yetiyor. Bunu hiç düşünmemiştik. Yani dışarıdan bir kırsal tabii, bir alandan bir toprak tabii. alıp da evde bulundurmak. Mutlaka. Genellikle betona basıyoruz ama onun yani, yerini tutmuyor. Tutmaz. Evet. Tutmaz. Onun için de yarım saat, bir saat durdurması insanın topraklanması dediğimiz şey olur. Yani elektrik gider üzerindeki. Fazlalık da gider. Yani insan iyi. Bazen yüksek enerji aldığı zaman bu da sıkıntı. Onun da biraz atması lazım yani dengede tutması için. Enerji yüksek olduğu zaman da sıkıntı. Tabii yani, enerji yüksek olduğu bir zaman bir ayarı, bir dozu var yani. Dozu var yani. Bir lambaya fazla elektrik verdiğinizde ne yapar? Patlatırsınız. Yani onu peki enerjinin yüksek olduğunu hissedebiliyor musunuz? Tabii hissedersin. Bu farklı bir his mi diğerlerinden? Hani ağrı sızı ya da şurada tabii, şu daha, sıkıntı. Daha, mesela fazla elektrik olan kişi de bir yorgunluk hissi duyar. Bir ağırlık hissi duyar. Hani sürekli bu negatif enerji olması gerekmez. Fazla elektrik de insanı yıpratır. O zaman biraz da spor falan yapsınlar. Spor yapsa daha iyi. Mesela spor yapsınlar. Kırsal alanda spor yaptığı zaman bir 15-20 dakikada toprakta gezindiği zaman zaten otomatikman enerji kendiliğinden ayara biner. Enerji mutlaka ayarlanır. Ayar olması lazım. Az olmayacak, çok olmayacak, yüksek olmayacak. Böyle kararında. Evet, ayarında olacak. Kararında olacak, çok iyi. Peki biraz önce çakralardan bahsettiniz. Çakraların nedir, ne işe yararla ilgili böyle bir öz bilgi geçtiniz. İnsan kendi kendine çakrasını açabilir mi? Bu çok zor. Bir uzman elinle uzman olması lazım. Lazım. Çünkü çakra tıkanmalar yapar. Yani? Tıkanıklıklar yapar. Tıkanıklıklar yaptığı enerjinin sürece akışını mı evet, engeller? Enerjinin yani akışını bu engeller. Enerjinin akışını engeller. Mesela atıyorum enerji buradan girdi. Şurada bir tıkanıklık var. Nadi dediğimiz enerji kanalları var. Orada tıkanıklık olursa bu enerji oradan geri dönüş yapar. Bu bölgede bir sıkıntı yapar. Ağrı da yapar. Başka bir sebeple hastalıklar da yapabilir. Evet, bu da başka bir boyut. Tıkalı olduğu takdirde, çakralar açık olmadığı takdirde enerji bütün vücutta bütünsel olarak akışamıyor, dönüşemiyor. Akışamıyor, dönüşemiyor. Vücudun enerji arka bölgeden girip ayak parmaklarınızdan gerisin geri dönmesi lazım. Vücudunuzda sürekli bir devir daim yapması lazım. Devir daim yapmazsa sıkıntı olur. Bir radyatör gibi düşünelim. Radyatör devir daim yapmasa ne yapar? Araba hararet yapar. Evet. Peki aynen. Negatif düşünceli insanlar, mutsuz insanlar vardır. Hani böyle her şeyi olumsuz karşılarlar, her şeye olumsuz yaklaşırlar, evet. Yorumlar yaparlar. Bu tür insanlar da bizim enerjimizi düşürür mü? Enerjimizi düşürür. Etki evet. Yapar mı? Evet, mutlaka yapar. Karşındaki insan eğer ki negatif enerjili ise, dediğiniz gibi sürekli mutsuz, olumsuz şeylerden bahsediyorsa ister istemez bundan siz de etkilenebilirsiniz. Evet, ben bazen şey diyorum, çok kendinizi çok mutsuz hissettiğinizde ya da enerjinizin düşük olduğunu hissettiğinizde bir çocuğun başını sevin, okşayın, evet. Onunla birazcık oynaşın. Evet. Enerjinizin nasıl yükseldiğini ve mutsuzluğunuzun ya da stresinizin nasıl dağıldığını göreceksiniz evet. Diyorum. Çünkü çocukta saf bir enerji akışı vardır değil mi? Hem çocukta, tabii çocukta çok güzel bir enerji akışı vardır. Bunun yanı sıra hayvanlarda da vardır bu. Aynı şeyi söyleyecektim. Evet, kedide, özellikle kedide. Kedide. Kedide, evet. Kedide çok mükemmel bir enerji, insandaki enerjiyi alıp negatif rahat, enerjiyi dağıtıyor. Çevirmesi. Evet. Zaten kedi size yaklaşır. Siz sinirli olduğunuz zaman, kedi besliyorsunuz mu? Besliyorum. Besliyor musun? Evet, dikkatliyor bir tane bildiğimiz var. Sinirli olduğunuz zaman sürekli yanına gelir. Üzgün ve sinirli olduğunuz evet. Zaman yanınıza geliyor. Gelir. Ve kendini sevdirir. Çok ilginç bir şekilde kızımla birlikte yaşıyoruz. Mesela ben sinirliysem bana geliyor. Kızım eğer gerginse ya da yorgunsa geliyor göğsünün üstüne yatıyor. Evet. Ve orada bir tırlama sesleri. Evet. O tırlama sesleri bile enerjiyi zannedersen bilim öyle açıklıyor. Enerji dengesini ayarlıyor. Evet, ayarlıyor, evet. Devam edin siz kediyle ilgili. Kedi dediğimiz gibi bu şekilde insana yaklaşır. Çoğu insan tedirgin olur. Bu kedi bana niye geliyor? Veya sokakta geçerken sokak kedisi bile o insana
değişik bir bakış yapar. Yani gelmek İyidir. İster. Gelmek ister ama karşıdaki insan tedirgin olur bundan. Bu kedi niye bana böyle baktı? Bir şey mi var? Aslında öyle değildir. O insan sinirlidir. O kedi onu hissettiği için onun yanına gitmek ister. Şeyi biliyordum ama sokak kedisinde falan olduğunu bilmiyordum. İlginç bir bilgi oldu bu. Yani evimizdeki kedilerin bizimle ilgilendiğini ve enerji akışımızı düzenlediğini biliyordum ama sokak kedisinin ilginç. Deneyebilirsiniz. Evet. Böyle bir sinirli geçtiğinizde bir kedi görürseniz deneyebilirsiniz. Size bakışları zaten sinyal verir. Çok ilginç. Gerçekten güzel. Bunun dışında tavsiyeler? Bunun dışında tavsiyeler enerjinizi yükseltmek için sirkeli su. Sirkeli suyla duş yapmak. Bu da enerjiyi yükseltir. İlginç. Yani sirkeli suyla duş yapmak. Kaya tuzu. Duştan sonra kaya tuzunu üzerine sürüp bir 10-15 dakika durdurması. Daha sonra da duş yapmanız daha mükemmel bir enerji akışı sağlar. Bu arada tabii ki aynı zamanda kaya tuzuyla yapılan masajımsı hareketler kan akışını da düzenleyecektir değil mi? Hücrelerin tabii, mutlaka hücrelerin açılmasını sağlayacaktır. Hücrelerin açılmasını sağlar. Bunları önerebiliriz. Evet. Sevgili Zafer Katar, güzel bir sohbet oldu değil mi? Teşekkür ederim. Söylemek hocam. İstediklerinizi, aktarmak istediklerinizi... Evet, aktarabildik. Aktarabildiniz. Şimdi rahat mıyız? Program bitiyor bakın ama siz gayet rahatsınız. Herhalde evet. Böyle sohbete devam etsek bir saat daha falan konuşuruz öyle mi? Büyük bir ihtimal. Çok, çok iyi. Çok teşekkür ederim. Sizin program öncesi benimle görüştüğünüz beni gerçekten çok rahatlattı. Yani bizim de sunucu terapimiz var böyle program öncesi evet. Sunucu terapileri. Teşekkür ediyorum gerçekten. Çok güzel motive ettiniz. Benim bir hastayı geldiği zaman nasıl tedirgin olduğunda rahatlattığım gibi siz de beni bir terapiyle rahatlattınız. Ne güzel. Bu sizden aldığımız iyi enerjiyle ilgili olsa gerek. İnşallah. Bütün konuklarımızla bunu yapıyoruz ama tabii ki yine bu enerjiyi alabilmek için de kapıların açık olması gerekiyor. Mutlaka. O terapinin tabii. Yapılabilmesi tabii. İçin. Siz o kapıları açtığınız için biz de dostça, ablaca ve kardeşçe enerjinizi İnşallah. Yeniledik, düzelttik. Evet, çok güzel. Genel anlamda şöyle tekrar bir toparlayalım. Kendilerini enerjisi düşük, gereksiz, hiçbir tıbbi şeyi olmadan, bulgu olmadan, hiçbir şeyi olmadan doktorun senin şuran hasta dememesine rağmen kendisini ağrılı, sızılı, sıkıntılı hisseden insanlara ve başka sıkıntıları olanlara hadi bir kez daha seslenin sonra programı kapatalım. Bir insanda illa bir rahatsızlık olması gerekmez. Ağır olması gerekmez. İnsan kendini daha rahat, mesela rahatsın ama biraz daha rahat. Hı hı. Yani kim istemez daha iyi rahat olmayı. Kendini daha iyi rahat hissetmek istiyorsan alfa biyoenerji terapisi en azından 2 seans yeterlidir o kişiye. Güzel. Çünkü o enerji akışını düzenler. Çakralarda hafif de olsa bir şeylik olsa onları açar ve enerji akışını düzenler. Ve buradan şunu söylemek istiyorum. Yani kim olursa olsun, yani çocuk da olabilir, mutlaka bir alfa biyoenerji terapisi almasını tavsiye ederim. Evet. Bunu insanlar kendi kendilerine şey yapabilirler mi? Yok. Bunu kapatmadan sorayım. Yapamazlar. Çünkü öyle bir şey olsaydı ben de bu yetenek vardı zaten eğitimini almazdım. Güzel bir konu. Bu eğitim, bu yetenek yani, var, bu vardı vergi ama, var. Vardı ama eğitimin almaya gerek yoktu. Bunu daha önce başarılı bir şekilde ifa ediyordum ama bunun bir eğitimi olması lazım, tekniği olması yani, lazım. Bu teknik bilmeden yapılan şey belki zarar bile verebilir değil mi? Zarar vermez de. Yani ya da sonuca ulaşmaz. Bir sonuca ulaşmaz. Evet, illa hasta olmaları gerekmiyor. Bu arada yeni bir şeye başlayacak, bir hayata, işe başlayacak evet. Ya da... Atıyorum kendisi için bir dönüm noktası olan yerde enerjisi düşük olan insanın bu başladığı şeyi iyi sonlandırması zor. Mutlaka. Bununla da ilgili herhalde tabii bir olumlu etkiniz oluyordur değil mi? Mutlaka. İnsanın kendini iyi hissetmesi, evet. Güçlüyüm bu işi yapacağım, başaracağım demesi ne etki oluyor. Veya bir işe gideceğinde insan hafta sonu yorgun olur. Pazartesi işe gidecek ama istemez. Hepimiz istemeyiz. Ben istiyorum. İstiyor musunuz? Enerji çok bana gelenler de genellikle pazar günleri evet. Geliyorlar genellikle. Pazartesi sendromu vardır. Yarın pazartesi, evet. İşte pazartesi işte işe gidecek ama şeyden sonra, terapiden sonra ben bununla bir ay işe giderim diyor insan.
Çok iyi. Ne güzel. Evet Zafer Kader, teşekkür ediyoruz. Ben güzel teşekkür bir söyleşiydi. İlk başlarda birazcık böyle şey olduk ama sonra açıldık dediğim gibi. Evet, Konya şivesiyle de konuşmuş ne olsam. Ne güzel. Konya şive önemli değil bakın. Önemli olan neyi, ne zaman, kime, nasıl aktardığınızdır. Hangi inançla, hangi doğruyla aktardığınızdır. Evet, önemli olan onu yani, doğru söylüyorsun. Kapı demekle kapı demek arasında çok büyük bir fark yok. Her ikisi de anlaşılıyor. Niyet önemlidir. Niyet önemli. Ne aktardığınız önemlidir. Ben sizin o beden dilinizdeki o güzel ışığı gördüğüm için de çok rahat böyle gül oynaşa bir sohbet yaptım. Teşekkür evet, ediyorum. Ben teşekkür ederim programınız için. Gerçekten çok güzel bir programdı. Size de özellikle teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Evet, dinlediniz. Umarım anlatabildik. Umarım hayatınıza küçük notlar düşebildik. Sağlık, huzur, mutluluk üstünüze olsun. Sevgiden, saygıdan yana kendinize ve başkalarına asla kusur işlemeden hayata devam diyoruz. Görüşmek üzere.